Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Kısa kısa edebiyat notları serimize mani nazım biçimiyle devam ediyoruz. Önemli bir alt başlık dostlarım. Buradan soru gelebilir. Bu bakımdan dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Evet, bu arada bir grafik tablet aldım. Bu ilk denemem. Biraz acemilikler olabilir. Desteklerinizi bekliyorum bu anlamda. Yavaş yavaş oturacak sistem, bir ışık sistemi, bir mikrofon sistemi de aldım. Bakalım yavaş yavaş oturacak. Biraz acemilikler olabilir. Şimdiden affedin beni. Evet, konumuza geçelim şimdi. Halk edebiyatı biliyorsunuz 3 başlıkta incelenir. Anonim, aşık ve tekke edebiyatı. Anonim halk edebiyatı söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşur. Bu sözlü dönem Türk edebiyatının bir uzantısıdır. Anonim halk edebiyatının belli başlı ürünleri vardır. Manzum türler, mensur türler. Mensur düz yazı biçiminde. Bu efsaneler, masallar vesaire. Bunlardan bahsediyorum. Manzum türler ise aslında temelde ikiye ayrılır. Mani ve türkü. Ağıt ve ninni esasında bir türkü çeşidi olduğundan ikiye ayırmak mantıklı, ama bazı kitaplarda dörde ayrılmış biçimde görebilirsiniz. Mani, türkü, ağıt, ninni biçiminde. Şimdi biz bunlardan en önemlisi dediğimiz mani nazım biçimine bakacağız. Haydi başlayalım. Mani. Mani başta aşk olmak üzere hemen hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım biçimidir dostlarım. Unutmayalım, nazım türü değildir. Sözlü edebiyat ürünlerindendir. Genellikle tek dörtlükten oluşur ama mısra sayıları 5, 6, 7, 8, 10 dörtlü olanlar da vardır. Kafiye düzenine dikkat. Mani'nin ayırt edici özelliklerinden biridir bu. Aa, iksa şeklinde kafiyelenir. Diğer bir ayırt edici özelliği ise yedili hece ölçüsüyle söylenmesi. Yedi, mani, şuradaki benzerlikten bunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir dostlar. Özellikle yüzük oyunları, mangal sohbetlerinde maniler söylenmiştir. Bu Ramazan gecelerinde davulcuların çaldıkları, eski toplumumuzda işte kahvehanelerde mani atıcılar, mani düzücüler yıllarca birbirlerine maniler söylemişler. Mani'nin birinci ve ikinci mısrası genellikle doldurmadır. Asıl sözler üçüncü ve dördüncü mısrada söylenir. Üçüncü mısranın kafiyesi serbesttir. Onun için X şeklinde kafiyelenir. Bu mani düzücüye, mani yakıcıya bir kolaylık sağlar. Anlam bakımından bir bütünlük gösteren maninin en önemli karakteri kendi kendine yetebilen bir tür olmasıdır. Tek dörtlükte, hatta iki mısrada mani düzücü bütün derdini anlatır. Çünkü ilk iki mısra zaten öylesine söylenmişti. Manilerde bir konu sınırı yoktur. Yani adam oğlunu askere göndermiş, mani yakmış. Deprem olmuş, mani yakmış. Sel olmuş, mani yakmış. Aşık olmuş, mani yakmış. Yani manide herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Buraya dikkat. Divan edebiyatındaki tuyu ve rubainin karşılığıdır. Onların devamıdır diyemeyiz. Karşılığıdır. Çünkü tuyu da rubai de kim tarafından söylendiği nazım biçimlerdir ve aynı zamanda aruz ölçüsüyle söylenirler. Oysa mani anonimdir ve hece ölçüsüyle söylenir. Ha, burada belki hani tuyu ayırt edebiliriz. Çünkü tuyu Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım biçimiydi. Maniden esinlenilerek ortaya çıktığı söylenir. Böyle bir yaklaşma olabilir ama devamıdır ifadesi yanlış olur. Karşılığıdır demek daha doğru bir ifade olacaktır. Şimdi gelelim mani çeşitlerine. Düz mani ile başlayacağız dostlar. Düz mani en yaygın mani biçimidir. En çok bilinen, en çok kullanılan, işte tek dörtlükten oluşan, yedili hece ölçüsüyle söylenen, bu örnekte olduğu gibi AA, XA şeklinde kafiyelenen, bakın sarı, arı, arasında koca karı şeklinde klasik bir manidir. Ayva sarı, gül sarı, güle konmuş bir arı. Buraları geç. Asıl soru, durum şimdi geliyor. İki genç arasında ne arar koca karı? Ha, adamın derdi kaynanasıymış. Yani kaynanaya takmış kafayı. Üçüncü ve dördüncü dizeler asıl sözlerin bulunduğu dizelerdi. Peki devam edelim. Kesik mani. Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan manilerdir. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar.
Eğer meydan ve kahvehanelerde söylenen ve ilk dizeleri aman aman ünlemiyle doldurulan manilerse bunlara unutmuyoruz dostlar İstanbul manileri denir. Şimdi örneğe baktığımızda Karaca, aldım aşkın tüfeğin vurdum birkaç Karaca, dünyada bir yar sevdim kaşı gözü Karaca. Hah, bak bunların yazılışı aynı, anlamları farklı. Dolayısıyla bir de cinas oluştu değil mi? Eğer kesik manide cinaslı kafiye görürseniz dostlar buna aynı zamanda cinaslı manide denir, unutmayalım. Peki devam. Yedekli mani. Diğer bir adı artık mani dostlarım. Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilerdir. Cinaslı kafiye kullanılmaz. Birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık manide denir. Şöyle ki ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim çağlar gibi. Sonrasında ne geliyor dostlarım? Her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi şeklinde. Evet, benim en sevdiğim mani çeşidi deyiş. İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir dostlarım. Soru yanıt şeklinde de olabilir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır. Örnekleri rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminden aldım. İşte sevgilisine mani söylüyor. Sevgilisi ona cevap veriyor. Bilmiyorum filmi hatırlayacak mısınız? Ayna koydum çayıra, şavkı düştü bayıra. Beni senden, seni benden, belki ölüm ayıra. Sevgilisi cevap veriyor. Elinde kara kazma, beni görünce azma. Benden sana fayda yok, nafile mani yazma biçiminde. Evet dostlar, mani nazım biçimi buydu. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Bu daha ilk denemem, acemilikler olacak. El, koordinasyon, bakış vesaire ama yavaş yavaş oturacak eminim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.